Kopenhag'a gideceğiz. Saxo Bank emtia stratejisi Ole Hansen bizimle olacak. Onunla emtia piyasasını konuşacağız. Hi Ole, merhaba, welcome Ole. On show. Hoş geldiniz. When we look at the massive growth expectations, büyüme beklentilerine baktığımız zaman, emtia fiyat endeksine baktığımız zaman yukarıları çıkıyordu Şubat ayında. Ancak şimdi yüksek seviyelerden biraz düşüş görüyoruz. Yeni bir rally görmek için ne gerekiyor? Good afternoon. Merhaba, iyi günler. I think we have just seen the market sanırım piyasaların çok daha fazla uzamış, ötelenmiş bir konsolidasyonuna girdiğini görüyoruz. Çünkü geçen yılın ortalarından beri bu tarafta çok büyük bir rally vardı. Ancak rally'nin devamının gelmesi için pandeminin bütün dünyada kontrolü altına alınması gerekiyor. Yenilenen Avrupa'da, Hindistan'da, Güney Amerika'da yenilenen vakalar görüyoruz. Bunlar azalmadığı sürece büyüme beklentileri ne olacak olursa olsun ve bu önemli emtiaların talebi biraz daha azalacaktır. Bu arada doların da güçlendiğini görüyoruz son aylarda. Doların güçlenmesinin durması gerekiyor. Ancak görünüm önümüzdeki aylarda yüksek fiyatlar gibi görünüyor. Ancak şu an olduğumuz yerde piyasa biraz konsolidasyon içinde. Biraz daha fazla detaya girecek olursak, siz altını bu çeyreğin sonunda nerede görürsünüz? Sizce daha da yükselebilir mi günlük bazda? Yukarı yönlü altında potansiyel görüyor musunuz? Ve şunu da sormak isterim. Rally'de satış stratejisi hala var mıdır piyasalarda? Altın ve gümüş en kötü performans gösteren emtialardan bir tanesiydi ilk çeyrekte. Çünkü dolar yükseldi ve tahvil faizleri ABD'de çok yükseldi aynı şekilde. Şimdi son birkaç haftadır bu iki itici gücün biraz daha dengelendiğini gördük. O da altın ve gümüşte yeni talep anlamına geliyor. Uzun vadeli altının yukarı çıkacağını düşünüyorum, ancak kısa vadede bir kez daha 1765'in kırılması gerekiyor. O seviyelerin çok uzağında değiliz, ancak bir kez kırılacak olursa yukarı yönlü ivme görebiliriz. 100-150 dolar daha çıkılabilir yukarıya birkaç ayda, ancak şu an için dediğim gibi 1765 seviyesi çok önemli. Bu yukarı yönlü satış olarak görecek mi bilmiyoruz. Bu yukarı doğru kırılacak olursa pozisyonların değişebileceğini ve bir kere daha piyasanın yukarı çıkabileceğini görebiliriz.